Merhabalar herkese. Kaskatlı yani geçişli uydu santrali nasıl bağlanır? Bu konuda kısa bir video paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü soran arkadaşlar oluyor bana. Şimdi burada mevcutta bir uydu sistemi var, uydu santrali var, 32 çıkışlı. Fakat dairenin bir tanesine ekstradan hat çekmemiz gerekti. Boş yer olmadığından dolayı da santral ilavesi yaptık. Şu yeni santral kaskatlı yani geçişli diye tabir ettiğimiz. Şimdi normalde çanağımızdan gelen kablolar alttaki santrale giriş yapıyordu şu kısmı. Kablolar biraz karışık olduğu için bu şekilde göstermeye çalışacağım. Şuraya giriş yapıyordu. Şimdi geçişli santrali taktık. Geçişli santralin bir girişi bir de çıkışı vardır. Üstten girer alttan çıkar. Zaten altta da çıkış bantlarını görüyorsunuz. Şurada yazıyor. Biz çanaktan gelen kabloları aldık. Üstteki yeni santrale yani kaskatlı santrale taktık. Araya da bir parça kablo kullanarak alttaki santrali de bu şekilde beslemiş olduk. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bütün bantların yerleri var. Yani bunların karıştırılmaması gerekiyor işte. HL bandından çıkan buraya gelip HL bandına girmesi gerekiyor. Şimdi burada çok çok karıştırılıyor. Şimdi santral bütün bantları ayrı ayrı alır işte HL, VL, HH, VH gibi. Bunun elenmesi de 4 çıkışlı gibi. Normal 4'lü elenme gibi görünüyor ama fakat quadro elenmedir. Yine 4 çıkışlıdır ama her bir çıkışından ayrı ayrı bantlar çıkar. Yani bu bazı elektrikçi arkadaşlarım bu çanaktan gelen kabloları rastgele takıyorlar. Hiç herhangi bir kodlama işaretleme yapmadan. Neticesinde de çalışmıyor. Problemler yaşanıyor. Bu kaskatlı santralin bağlantısını göstermek istedim. Bizim yeni çektiğimiz hatlar da şunlar. Burada kaskatlı olan, geçişli olan santrale adaptör girişi yapılmıyor. Şu mevcut olan santralin enerjisinden besleniyor. Şuradaki kablolar, aradaki geçiş kabloları vasıtasıyla buraya da bu santrale de enerji geliyor. Burada önemli olan nokta dediğim gibi şu bantların karıştırılmaması. Yani buradaki HL bandını gidip de burada VL bandına takarsanız sistem tamamen çalışmaz. Ben bu sistemle ilgili daha ayrıntılı bir video çekeceğim ama hazır böyle denk gelmişken paylaşmak istedim. Şu anda burası çok çorba gibi, kablolar karman karışık, kafanızı karıştırabilir. Ama basit yani böyle kablolar gözünüzü korkutmasın. İşte bizim çanağımızdan gelen kablolar buraya giriyor, buradan çıkış yapıyor, alttaki santrale giriş yapıyor. Burada yine bazı arkadaşların karıştırdığı bir nokta var arkadaşlar. Şu yanlardaki kablolar dairelere gidiş kablolarıdır. Bunlar giriş kaskatlıysa santral üstteki alttakiler çıkıştır. Zaten bakın ok yönü aşağı doğru gösteriyor. Burada giriş olarak gösteriyor. Burada çıkış olarak gösteriyor. Yani bizim dairelere kullanabileceğimiz hatlar şunlar. Yandakiler. Şimdi bazı arkadaşlar yeni kablo çekiyor kendi dairesinden. Getiriyor şuraya takıyor. Bunlar ikinci bir uydu, üçüncü bir uydunun girişleridir arkadaşlar. Buralardan sinyal alamazsınız. Yani yandakiler çıkıştır. Şu yanan ışıklar da dairelerin bağlı olduğu anlamına geliyor. Bakın şu kablo mesela şu gri kablo şu anda televizyonunu aktif bir şekilde kullanıyor. Sönük olanların televizyonları bağlı değil. Aşağıda kullanılan cihazlar 13-18 volt arası enerji gönderdiği için buradaki port ışıklarını yakıyor bağlı olanlar. Bakın bu tarafta da var. Yani kaskatlı santral bu şekilde bağlanıyor. Şimdi burada 3 tane bizim ilave hattımız var. Dediğim gibi alttaki santralde boş yer olmadığından dolayı kaskat ilavesi yapmak zorunda kaldık. 32'li santral bu. Biz bunu 40'lı santral takıp o şekilde de yapabilirdik. İlave hattı verebilirdik ama 40'lı santral kullanmaktansa 16'lı bu 16'lı kaskatlı. Bunlar 8'den başlar. İşte 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 64, 80'e kadar gider. 40'lı takla 40'lı ile değiştirmiş olsaydık daha pahalıya gelecekti. 16'lı kullandık. Daha uyguna geldi bu şekilde müşterimize. Yani uydu sistemiyle ilgili dediğim gibi daha ayrıntılı bir video çekeceğim ama bu hazır denk gelmişken kaskatlı santral çünkü soranlar oluyordu. Özellikle elektrikçi arkadaşlardan. Sorun bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.